Arkamızda gördüğünüz kurum bir devlet kurumu, bir kamu kurumu. Bu kamu kurumu bu ülkenin başına bir şey geldiğinde, bu ülkenin vatandaşlarının başına bir şey geldiğinde ilk harekete geçecek, ilk müdahale etmesi gereken kurum. Başımıza gelen felaketin 3. haftasını geride bırakıyoruz. Her bir aşamasında devletin orada nasıl olmadığını, iktidarın devlet kurumlarını 20 yıldır nasıl içini boşalttığını, bu hale getirdiğini gözler önüne seriyor. Yani bu kurum bu ülkenin vatandaşlarına 50 bin tane insanın resmi rakamlara göre hayatını kaybettiği bir felakette ilk iş olarak elinde kamu yararı için tuttuğu bütün malzemeleri utanmadan satmış. Biz birbirimizin çaresiyiz. AKP'nin yarattığı 20 yıllık karanlığın karşısında bu memleketin solcuları, ilericileri var. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Kerem Gümrük derhal istifa! Kerem Gümrük derhal istifa! Şimdi günlerdir aslında değişmeyen bir tablo var. Oldukça burası dağınık. Hiçbir organizasyon yok. Zaten arama kurtarma çok yetersiz. Bunu herkes gördü zaten. İşte bugün dahi insanlar halen hayata tutunmaya çalışan insanlara ulaşılamadı. Çünkü günlerdir zaten. Gönüllüler çok ama ekipman yok. Dolayısıyla tam bir çaresizlik hakim. Onun ötesinde burayı herhangi bir organizasyon, çadır organizasyonu yok, temizlik organizasyonu yok, tuvalet yok. Dolayısıyla burada bir halk sağlığı tehlikesiyle ayrıca halk karşı karşıya kalmış durumda. Belli son günler, belli işte yardımlar gelmeye başladı daha çok. Bunlar da toplumsal dayanışmanın sonuçları. Toplumun dayanışmaya gönüllü insanların buraya yürüttüğü seferberliğin sonucu. Yani bugün ne kadar insanlar moral olarak ayakta kalabildiyse bu dayanışmanın sayesinde ayakta kalabildi. Belki her şey şu kadar net görünüyor. Bir tarafta elinde bu ülkenin iktidarının bütün yetkilerini bulunduran birisi var ama bu değişik etkisi yok. Bir taraftan da yetkisi olmayan ama gücü olan, birlikteliğinden, örgütlülüğünden, dayanışmasından gücünü alan bir toplum var. Ve o toplum burayı ayakta tutuyor. Bize düşen sorumluluk burada insanlara sonuna kadar dayanışma içerisinde olmak, onların ihtiyaçlarını birlikte karşılamaya çalışmak. Ama yetmez, buranın ve Türkiye'nin yeniden kuruluşa ihtiyacı var. Bunun için mücadele edeceğiz. Ne kadar büyük bir felaket iktidarıyla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Eğer Türkiye yeniden kurulacaksa ve eğer bu felaketten çıkacaksa ve bunu gerçekten kötülüğün yerine iyiliğin çoğaldığı, sevginin çoğaldığı, dayanışmanın çoğaldığı, bu insanların hiçbirinin bir daha böyle bir çaresizliğe düşmediği bir Türkiye kuracaksak önce bu iktidardan hep birlikte kurtulacağız. Ve ondan sonra burada gösterdiğimiz dayanışmanın gücüyle, örgütlülüğün gücüyle yeni bir Türkiye için mücadele edeceğiz.